Aramızda doktor diye biri yok. İçeride kadın bayıldı. Ne? Anam! Anam! Ya bunlar da bayıltana kadar soruyorlar be! O gün soruşturma akşama kadar sürdü efendim. Önce davacı olaraktan, sonra sanık olaraktan, daha sonra tanık olaraktan girdik çıktık. Kimse de asap sinir namına bir şey kalmadı tabii. En çok da o senin bilmiş avukatın yüzünden. Aman işi bir karıştırıyor ki. Usul hakkında efendim, yok çelişik ifade anamızı ağlattı yani. Seninki çok doğru duruyordu da, unuttun otel odasında çocuklarla sürünmemizi. O nedir? Ahmet Ağa daha iyi anlatır. Anlat şunu be! Bunlar efendim, o büyük sorgu sualden sonra bize bir süre hiç dokunmadılar. Ahmet'le ben mahkemeye gidip geliyor ama çocuklar rahat. Tam avukatlara Allah sizden razı olsun diyeceğiz. Bizimkisi gelsenin birinde kalktı. Kalkmaz olsun. Dur be, lafımı kesme. Efendim dedi. Dava sanıklarının 8 tanesi 15 yaşından küçük olup bunların işledikleri suçun neydi o? Farik ve mümeyyiz. İşledikleri suçun farik ve mümeyyizi bulunup bulunmadıklarının sağlık kurulunca tespitini isteriz dedi, oturdu. Bunun avukatı da kalktı, sanki anlaşmışlar gibi, aynen onaylarız dedi. Fırladık. Aman hakim bey dedik. Elinizi ayağınızı öpelim. Etmeyin. Bizi heyete göndermeyin. Hakim dinlemedi. Rapor alınacak diye kararı bastırdı. İlle de şey olacakmış. Farik ve mümeyyiz. Hadi batsın. Bende 3, Dursun'da 2, bunda 3 çocuk, vardık mahkemeye. Tam rezillik. Hem ne rezillik. Çocukların kollarına damga basıp, ellerimize mühürlü birer zarf tutuşturdular. Hadi bakalım, heyeti sığıyeye. Şehre indik. Otel odalarında tam 15 gün, çocuk pışpışla, karınlarını doyur, altlarını giydir, çişe tut. Avrattan beter olduk yani. Farik ve mümeyyiz raporlarımızı aldıktan sonra efendim, araya adli tatil girdi. Tatil oldu, oh, 2 ay kemiklerimiz dinlendi vallahi. Tatilden sonra avukatlar keşif icat ettiler. Hadisenin yerinde tespiti gerekmiş. Herifler rahat durmuyor ki. Mahkemede keşif yapılmasını uygun buldu, karara bağladı. İşi gücü bıraktık efendim, keşif heyetini bekliyoruz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Nohutlu pilav pişiyor. Aşure de yapıldı. Tavuklar da haşlandı. Daha ne olacak kız? Bir de ayran yaparız, oldu bitti. Kaç kişi gelir bunlar? 8-10 kişi olur herhal. Battık. Yak hele yak. Kızım, hakim bey midesinden rahatsızmış. Öyle her şeyi yemez. Millete eğlence çıktı. Yunus, Ahmet, hadi yürüyün. Nereye? Nereyesi var mı? Koskoca hakim ayağımıza geliyor. Karşılamak lazım. Öyle ya, düşünemedik. Okulu tatil ettik. Bugünkü dersimiz mahkeme keşfi. Elinizi çabuk tutun ha! Neredeyse hakim bey gelir! Beni de bekleyin oğlum!
Senin ayağınla hakimi kaçırırız. Otur şimdi. Hadi, Allah Allah. Yürü. Aman ha, hakim beyin yanında sessiz durun. Sigara migara içmeyin. Göreyim sizi. Kim bunlar muhtar? Kuyulu köyden geliyorlar. Keşif seyretmeye. Nereden haber almışlar be? Alırlar. Buralarda serseri çok. Ulan Ahmet, sayende bir reklamlara çıkmadığımız kaldı. Bunların geleceği yok. O gün hakim beyin işi çıkmış. Keşfe gelememiş. Cuma'ya mutlaka gelecek. Eksik olmasın. Hakim beyi iyi ağırlayın. Şu iş bitsin, kurban keseceğim vallahi.